Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Bölme Bölünebilme Konusu Set 96 1. Soru Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın C türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bölme işlemine göre arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. A eşittir 5 çarpı B artı 4. Şurada da B eşittir 3 çarpı C artı 2. Şimdi şurada arkadaşlar B yerine C türünden değerini yazarsak yani A eşittir 5 çarpı B yerine 3C artı 2 yazalım artı 4 şurayı çarptığımız zaman 15C artı 10 artı 4 yani A eşittir 15C artı 14 şeklinde bulunur cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru bir miktar kalem 5 tane kalem kutusuna eşit olarak tam kapasite doldurulmuş. Geriye kalan iki kalemle beraber bu kalem kutuları bir, bir pakete konulmuştur. Bu paketlerden üç tane hazırlanıp ek olarak bir tane kalem pakete yapıştırılmıştır diyor. Toplam kalem sayısı x her bir kalem kutusundaki kalem sayısı da y olduğuna göre x'in y türünden eşit nedir? Şimdi arkadaşlar y tane kalem olduğuna göre kalem kutusundaki kalem sayısı y tane olduğuna göre 5 tane kalem kutusu varsa 5 çarpı y tane kalem var. 2 tane kalem de arttığına göre artı 2 diyoruz. Bunlardan da toplamda 3 tane paket hazırlanmış ve ek olarak da bir tane kalem artmış. Yani artı 1 olarak da artan kalemi ekleyebiliriz. Yani bunun hepsi toplam kalem sayısını veriyor. O da x eşitmiş arkadaşlar. Bunu şöyle düzenlediğimiz zaman 15y artı 6 artı 1 eşittir x. 15y artı 7 eşittir x sonucunu buluyoruz. Yani cevabımız a şıkkıdır. Üçüncü soru Aşağıda verilen hesap makinesinde bölme tuşu hatalı programlanmıştır. Makinen bölme tuşuna basıldıktan sonra yazılan sayıdaki bölenin bir fazlasını alarak bölme işlemini yap, e, yapmaktadır. Hesap makinesi 3 bölü 2 için 1.5 yerine 1 sonucunu bulmaktadır. Bu makine yazılan diyor. E, A bölü B sayısının sonucu 4. B bölü C sayısının sonucu 5 olduğuna göre A'nın C türünden değeri nedir? Yani arkadaşlar ikinci kısım mesela şuradaki 2'yi 3 olarak algılıyor. 3 bölü 3'ten sonucu 1 veriyor. Yani şurada o zaman A A bölü B'de şu B'yi aslında B artı 1 olarak algılayacak. Şuradaki C'yi de C artı 1 olarak algılayacak. Yani A bölü B artı 1 eşittir 4. Buradan işler dışlar yaparsak arkadaşlar A eşittir 4B artı 4 buluyoruz. Aynı mantıkla B bölü C artı 1 eşittir 5 ise yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda B eşittir 5C artı 5 bulacağız. Şimdi burada b'nin c türünden değerini şurada yerine yazarsak arkadaşlar, a eşittir 4 çarpı 5c artı 5 artı 4. Şuradan dağıtırsak 20c artı 20 artı 4'ten oradan 20c artı 24 sonucunu buluyoruz. Cevabımız değişik olur.